Moda, Latince modo kelimesinden geliyor ve anlamı da hemen şimdi demek. Moda aslında toplumun tüketim trendini belirleyen bir tüketim anlayışı ve aynı zamanda güncel giyim kültürü demek. Ve kapsamı da oldukça geniş. Giyim, el işi, dekorasyon, takı ve makyaj da bu kapsama giriyor. Tüketim toplumu halindeyiz aslında. Farklı şeyler denemek istiyoruz. Moda sektörü şu anda çok gelişmiş. Her şey dikiş makinesinin icadıyla başladı. O icat tekstil endüstrisinin gelişim sürecini etkiledi. Seri üretim teknolojisi yaygınlaştı. Ürünlerin maliyeti düştü. Piyasaya çok çeşitli ürünün girmesi tüketim toplumunu oluşturdu. Zamanla temel giyim ihtiyacının dışına çıkıldı. Ve belli tüketicilere yönelik pazar hedefleri oluştu. Kişisel zevkleri ön plana çıkaran moda kavramı ortaya çıktı. Moda algısında şöyle bir şey oluştu. Kadın tasarım ürünler satın alır. Erkek daha çok belirlenen kalıplar içinde giyinirdi. Moda sektörü en çok da bu yanlış algı sıkıntısından muzdarip. Modada sadece kadınlara yönelik ürünler hazırlandığı günler artık geride kaldı. Çünkü erkekler de moda bilincine sahip ve bu bilinç Türkiye'de her geçen gün giderek daha da yaygınlaşıyor. Türkiye'de moda tasarımcıları erkekler için stil önerileri hazırlıyor ve erkekleri baştan aşağı giydiriyor. Bir erkeği örneğin ceketi, gömleği her şeyi kombin halinde tasarlayıp bir askı planı oluşturup onun gardırobunu oluşturabiliyoruz. Bir diğer sıkıntı da modanın bir meslek olarak görünmemesi. Moda meslek mi diye bir algı söz konusu. Hem kalifiyeli eleman eksikliği söz konusu, hem de bu kalifiyeli eleman mezun olduktan sonra nerelere girebilir, ne yapabilir endişesi içinde aslında. Bu bağlamda sektöre atılabilecekleri bir proje oluşması gerekiyor. Tasarımcılarına göre moda, pahalı olanı almak değil, kişinin üstüne yakışanı zamana uyarlamak. Aksi takdirde gardırobun giyilmedik kıyafetlerle dolup taşması işten bile değil. Bazı ünlü markalar ürünlerinin çoğunu Türkiye'ye yaptırıyor. Yabancı firmalar Türkiye'den aldığı ürünlere kendi etiketini ve markasını basarak daha yüksek fiyata satabiliyor. Ve piyasa araştırması yapmayan tüketiciler de bu bilindik markaların müdavimi haline geliyor. Halbuki aslında aynı ürünü, aynı kalitedeki ürünü uygun fiyata Türkiye'de bulabilmek de mümkün. Sırf pahalı diye yabancı markalardan alışveriş yapıp hani yerli üretimimizden almayı tercih etmiyoruz. Öyle bir toplum yetişti. Sırf marka olduğu için yabancı markalar seçiliyor. Ve arşivleme metodu moda sektörünü gelecekte sağlam temellere oturtabilmek için önemli. Ancak modada arşivleme sistemi o kadar yaygın değil. Çıraklıktan yetişen bir insan, bir yönetici de bizim için bir ideal olabilir. Ama onun bilgilerini aktarabilmesi için eğitimli insanların bu konuda çalışmalar yapıp diğer nesillere aktarması gerekiyor bu bilgileri. Yoksa orada kalıyor.